Ramazan bayramı tatilinin belli olmasının ardından tatil planları da yapılıyor. Acentelerde bayram özel paketlerini vatandaşlara sunuyor. Erken rezervasyonla bayramda indirimlerin olduğunu söyleyen acente sahibi Hakan Üçok, ekonomik sebeplerden ötürü önceki bayramlara nazaran yoğunluk yaşamadıklarını dile getirdi. Üçok aynı zamanda Rusya-Ukrayna krizi nedeniyle otel ve tatil beldelerinin yerli turistlere %50'ye varan indirimler uyguladığını söyledi. Üçok şunları ifade etti. Şu anda zaten otel rezervasyonlarımız hala erken rezervasyon olarak, indirimli olarak devam ediyor. Erken rezervasyonda belli dönemler, periyotlar var. Bayram dönem periyotlarında da hatır sayılır güzel indirimler var. Fakat talep olarak yeterli talepleri göremiyoruz maalesef ekonominin durumundan dolayı. Bayram sezonu için biraz daha yavaş ilerleme devam ediyor rezervasyonlarda. Tur olarak ağırlıklı GAP turu, Karadeniz turları bunlar da çok revaçta. Kayseri'den klasik zaten Karadeniz ve GAP turları çok tutulan turlar. Bunlara satışlarımız devam ediyor. Düşüşler çok gerçekleşti ama şöyle söyleyeyim, Ukrayna krizinden dolayı Rusya'nın ve Ukraynalı turistlerin gelmediğinden dolayı Türk misafirlere oteller gerekli indirimleri çok fazlasıyla yaptı. %50 lira yakın erken rezervasyon indirimleri oldu. Fakat tabii her şeyin maliyeti arttığı için otellerin maliyeti de çok yükseldi. Ama şu andaki indirim oranı çok çok fazla, yeterli miktarda. %40 ve %50'ye yakın otellerde indirim var. Bayram sezonunda ekstra indirimler de oldu hatta. Bayram sezonuna yani gitmek isteyen misafirler olursa çok şiddetle tavsiye edebilirim. Geçmiş yıllara göre çok fazla düşüş var tabii. Ekonomide bir oturaklığı ve düzen olmadığı için herkes tatili ikinci plana atıyor maalesef. İlk önce gıda ve buna benzer şeyleri düşünüyor ve tatil ve dinlenme, bunları hiçbir zaman ön plana almıyor. Ön plana alınan en son sektör bizim sektörümüz oluyor ve maalesef en kötü ve en durağan sektör turizm sektörü oluyor bu durumda. Düşük bütçeli turlar aslında. Turlar iki kişilik bir aile veya iki yetişkin, iki çocuklu bir aile için Karadeniz turu olsun, GAP turu olsun, Ege turlarımız var, Likya turlarımız, bunlar turlar, Kayseri çıkışlı turlarımız var. Bu Kayseri çıkışlı turlarda kişi başı belli bir maliyet, biz en minimumunu, kar marjımızı en minimum olarak düzenliyoruz ve misafirlerimize de çok uygun geliyor ve seviyor yani Kayseri'li turları. Kayseri halkı turları bayağı rağbet gösteriyor ve seviyor. Ben turlar gene başladı Mayıs itibariyle, bayramda da var. Bayramdan sonra da devam edecek, Ağustos'un sonuna, Eylül'ün başına kadar. Tavsiye ederim, tur olarak bütçelerini sarsmayacağını düşünüyorum. Tur fiyatları kişi başı baz olarak biz görürüz. Yani iki kişilik odada kişi başı olarak yaklaşık Karadeniz turlarımızda 2000 TL gibi fiyattan başlıyor. Yani iki kişilik bir karı kocanın gittiğini düşünürseniz 4000 liraya bu tatilini 3 gece ve 4 gece olarak bu işlerin içinden çıkabiliyor. Ama bir otel olarak düşündüğümüz zaman bunu tabii bu kat kat fazlasıyla oluyor. Geçen yıllara göre çok düşük taleplerimiz maalesef. Bayağı bir fark var. Yani söylemek gerekirse 3'te 1 diyebilirim. Oran olarak geçen sene, yani bu sene oranında 3'te 1. İnşallah bu durumdan da çok çabuk bir şekilde kurtuluruz. Çünkü ekonomik bu darboğaz turizmi direkt en can damarından turizm vuruyor. Ya, uçak bileti konusunda artış tabii %70'lerde maalesef. %70'lerde, o da tahmin edersiniz ki yakıttan kaynaklanıyor ve maliyetlerden. Tek uçak biletinin inanılmaz maliyetleri var tabii. Havalimanı vergileri, oradaki personeller, kaptanlar, bunların hepsi maliyeti artınca uçak bileti, yani firmaları, ana taşıyacağımız Türk Hava Yolları olmak üzere Pegasus ve buna benzer firmalar mecbur maliyetlerini arttırdı. Ama uçak bileti, ben hala diyorum uçak bileti otobüs biletine nazaran yine fiyat olarak uygun. Çünkü maalesef otobüs biletleri de 300-350 TL gibi İstanbul baz alırsak ana harteli olarak. İstanbul'da böyle bir fiyat olduğu zaman uçak biletlerimiz 400 TL gibi fiyatlardan başlıyor. Yine uçak bileti otobüs biletine göre yine karlı. Ama vatandaş tabii bunların hepsini hesaba kattığı zaman bir seyahatini 4 kişilik bir aile 1,5-2000 TL'ye İstanbul'a gitmek istemiyor ve bunu erteleyebiliyor. Erken rezervasyonda zaten sigortası da var. Vatandaşlar bundan kaçmasın. Yani gidemedikleri zaman herhangi bir sağlık problemi veya başka bir şey olduğu zaman bunu 3 gün kalaya kadar iptal ettirebiliyorlar erken rezervasyonu. Yani %40'lardan %50'lere kadar otelinden oteline fark ediyor tabii bunlar. Erken rezervasyon
şeyleri başladı ve bitmek üzere daha doğrusu. Bu sene biraz fazla da uzun sürdü işin açığı. Çünkü talep fazla olmadığı için erken rezervasyonlar biraz fazla uzun sürdü. Geçmiş yıllarda Nisan hatta Mart'ın sonunda biterdi. Bu sene biraz fazla sürdü. Yani gitmek isteyen varsa, tatili planlamasını yapmak isteyen varsa Mayıs ayını geçirmesin derim ben. Yani en kötü ihtimal bayram sezonunu geçiriyorsa bile Mayıs'ta erken rezervasyonu yine kullanabilir ve Haziran, Temmuz, Ağustos için tatillerini, programlamalarını yapsınlar diye tavsiyede bulunurum.